yeni bir sayfa oluşturuyor. Ve Form 3. Aynı proje. Kategoriyi bir listede listelemek istiyorum burada. Mesela insert table dedim. Sayfa tasarımını yapacağım. İki iki olsun, önemli değil. Kategori seç. Yazsın sadece. 2-7 ne var? Evet. Buraya bir masaüstü tarafında adı combo box olan kontrolün işini yapan bir kontrol var. Drop down list. Bunu sürükleyip bıraktım. Neyi ekledin? Sütun mu? HTML sütun. Evet, şu table'dan, insert table'dan ve 4 tane... DRP kategoriler diyor. Şurayı da seçili hale getirdim komple. Şöyle bak. Sürükle şöyle. Sağ tıkla modify merge cell. Bu iki sütunu birleştir. Şu mu? Drop down list. DRP kategoriler adı. Burada yapmak istediğim şey, form açıldığında kategoriler burada listelenecek. Seçtiğim zaman da şurada bir label'a yazdıracağım. Şu kategori seçildi. Buraya da bir label atıyorum. Tekstini sildim. Adı DBL seçilen kategori. Sağ tıkladım. View code. Sayfa dolduğunda, load olurken bu DRP'yi doldurmam gerekiyor. Benim zaten veri ihtiyacımı karşılamıştım kategori dal üzerinden. Kategori dal dedim. Shift-Alt-F10 Data Layer'ı using olarak ekledim. Nokta kategorileri getir. Öncelikle şuraya bir kategori getire bakmam gerekiyor. Ben combo box'a, yani drop down liste bunu ekleyeceğim için birincisi value, ikincisi de gösterilecek alan. Buradaki description alanı bizim için fazlalık şu an. Açıklama kısmını sildim. DRP
X build var. Neyin görünmesini istiyorum combo box'ta? Kategori ne? Değeri ne olacak? Data value field. Gerçekleştirdim. Tabii ki bir hatamız var, o da şu alttaki kısım. Burada ikinci olmadığı için bunu kaldırmam gerekiyor. Sadece 0 ve 1. indeksi aldım. Burada da bir hata var. Bunun sebebi de kategori 3 parametre alan bir overload'a sahip. O zaman kategoriye geldim. Bunun için 2 tane parametre alanı yapacağım. Şunu kopyaladım sadece. Açıklama almayan bir overload'u yaptım. Hata vermeyecektir. Burası tamam. Şuradaki ikinciyi kaldırdık. İki değerini aldım. Sadece 0 ve 1 var. Çalıştırıyorum. Kategori name diye bir şey içermiyor dedi. Bunun sebebi nedir? Database'deki tabloda kategori name ama biz burada aslında kategori adını bağladık. O yüzden bunun adını vermemiz gerekiyor. Şu bağlama kısmında kategori ad ve kategori ID. Seçtiğimde alttaki label'da bunun adını yazmasını istiyorum. Şurada şu kısım. Drop-down listi seçtim. Properties'ten. Bunun eventlerine geliyorum. Selected index change. Bu herhangi bir şey seçildiğinde tetiklenmesi gereken event. Ben de diyorum ki buradan seçileni alayım ve onu yazdırayım. Burada ne yapmam gerekiyor?
selected index change. Diyelim value'sine erişmek istiyorum. DBL seçilen kategori vardı. DEP selected item. Çalıştırıyorum. Selected value'sunu dedim ki öncelikle enable auto postback dedim. Bunun sunucuya gitmesi için. Sonrasında da seçildiği zaman bunun value'sunu benim text'ime yaz dedim burada. Ondan sonra da buradan seçtiğim kaydın ID'si yazıldı. Her seferinde tetikleniyor bunu. Her seferinde hangi veri geliyor?